arkadaşlar, bugün sizin karşısında daha önce görmediğiniz 4 tane mükemmel sandığı getirdik bir araya ve sizler için 2 süper büyülü, 1 dev ve 1 büyülü sandık açmaya karar verdik. Bunlar harika 2 etapta ve müthiş bir şekilde sizlerin de gördüğü gibi açılmaya hazır. Bunları sizlerle birlikte açmak istiyorum. Tabii ki yarın çok büyük bir sandık açılımı gelecek yine. Bu böyle benim her zaman size yaptığım 1 gün öncesinden gelen 2 tane süper büyülü sandık açılımlarından birisi. Hemen sizlerle birlikte önce şu gümüş sandığı açalım. Ben bu hesapta gümüşten bile yıldırım çıkıyor beyler. Hesaptaki bala bakar mısınız? Ve hemen altın sandığa tıkladım. 2 tane efsanevi çıkmasını çok istiyorum gerçekten. Bu yüzden süper büyülüğü sona çıkartacağım. Bir de hiç efsa çıkmıyormuş. Gerçekten sinir kırdı. 532 altın, 2 yeşil taş ve 28 ateş ruhlarının yanına 34 iskelet gelirse al sana destansı. Bir de cella ağzı açıldı. Güzel oldu arkadaşlar. Şimdi ilk önce büyülüğü açacağım, sonra süper büyülüğü basacağım ve büyülüğe bastığım anda 707 altın, çok iyi. 4 çarpma, tek tek verme. 5 kraliyet devi. Hadi hepsini ver sıradanların, çok iyisin. Hepsini ver. Ender destansı efso gelir mi lan? Ender ver hepsini. Lautazist'e büyülüden geldi. Beyler. Barış abini de bir alkış alayım. Teşekkürler. Teşekkürler. Jimmy olsa da 30'a ağlasa şimdi bunu sevinçten. Gördüğünüz gibi büyülü sandıktan bile Love Tazos'u çıkartmayı başardığım anda şimdi sizlerle birlikte süper o büyülü sandıka bastım. 3.316 altın. 100 buzu ruhu. 21 o dev. 160 kraliyet devi. 31 bunu söylemedim. 3 silahşör. 223 okçular, okçular. Yarın Lale sinemasında ve nalet olsun ya. Oha ya abi, büyülüden efsanevi çıkıp süper büyülüden efsanevi çıkmıyor. Ben çıldıracağım, bu nasıl bir şanssızlık? Bunu sökeceğim, bununla geleceğim artık sana. Böyle bir şanssızlık mı var? Hemen diğer süper büyülü sandığımızı açmaya geçelim. Evet arkadaşlar, Baran 2 hesapta da süper büyülü ve böyle bir ikili kombinasyon yaptı. Bunu nasıl yaptığını merak ediyorsanız yorumlarda Baran'a sorabilirsiniz. Ben gerçekten büyük başarı olduğunu düşünüyorum. Sasurel geldikten sonra hepiniz artık biraz daha bilinçli bir şekilde sandıklarınızı düzenliyorsunuz. Bundan da eminim. Bana da inşallah hesabım bir an önce açılır da. Çünkü süper büyülü sandıkla efsanevi sandık arasında sadece 4 sandık var. Bir videoda yeşil taş basarak ikisini de açmak istiyorum. Şimdi sizlerle birlikte süper büyülü sandığı buradan da açacağız. Bakalım ya, inşallah bundaki süper büyülü sandık boş çıkmaz. Gerçekten sinirlerimi mahvediyor. Abi büyülüden çıkartıyorum. Yani taşı oynatıyorum, bunları oynatamıyorum ya. Bastım. Destansı geldi. Yine iyi. Dev sandıktan destansı yine iyi. 273'te mızraklı goblin geldi. İsterse ona basabilir. Ve sizlerle birlikte süper büyülü sandığımı basıldım. 4399 altın. 29 bombacı. Her zaman bunu söylemeyi çok seviyorum. 56 goblinler ve 134 tane manyonlar. 263 çarpma. Hepsini sıradan. Hepsini destansı hem de sevdiğim yavru ejderhayla alsan evso. Yine lavutazusu. Yine lavutazusu. Beyler. Bu kadar olur mu lan? Açık söyleyeyim, bu kadar olur mu? Yani bir adam iki tane lah 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 diye böyle çıkartabilir mi? Gerçekten mükemmel. İki tane lav tatlı çıkarttım. Şimdi biraz bu hesaptan da size maç yapmak istiyorum. Biliyorum arkadaşlarım 3000 kupada oynayan çok fazla arkadaşım var. Bunlar benden devamlı Barış abi buralarda oyna, oralarda oyna diyorlar. Bu arada arkadaş da 40.000 altın almış daha önceki lav tatlısını. Şimdi lav tatlısını bulamıyorum. Şu dizilişleri şey yapın ya, sıradana göre yapın da daha rahat edersiniz. Bakın şöyle bir deste yapacağım. Bunu yükselteceğim. Şimdi size bir deste yapacağım. Bu desteyi çok seveceksiniz. Hepiniz inanıyorum ki. Şimdi bunu buraya koyacağım. Bence iskelet ordusu var mı? Mezar taşı kaç? Bunu alacağım ya. Şöyle bir deste yaptık. Dur bakalım, bir de counterlayacak asker lazım. Madenci gibi bir kart lazım. Madenci de var. Mükemmel. Bakalım bu desteği bir deneyelim sizde. 3000 kupada ne kadar iş yapıyormuş. Ben çok iş yapacağını düşünüyorum. Arkadaşlar yani güzel süper büyülü sandıklar, efsanevi sandıklarım yine var ama biraz yarına bırakmak istedim. Yarın da güzel bir sandık açalım dostum. Hadi çay içelim.
Bak. 6. seviye sıradanım var. Adamın sıradanına bak. Ayıptır, günahtır ya. Ayıptır, günahtır. Bu arada çok mu iksir harcadı o? Ben mi çok iksir harcadım? Anlamadım vallahi, kafam karıştı. 9. seviyeye de gitmedi ya. Şimdi bizim amacımız şu efsanevilerle güzel maçlar çıkartmak olacak. Cellat'ı çok boşa attı. Şimdi çok büyük atak yiyecek bizden. E tabi 3000 kupadaki askerleri bassa da ezik oluyor arkadaşlar. Güzel oldu. Bir iki asker geçirebildik karşıya ve Laftaz'ımızın canı çok azalmadı diye düşünüyorum. Güzel bir atak. Oyunun başında Laftaz'ıyla atak yapmak zordur. Oyunun sonlarına doğru maç Laftaz'ıyla daha rahat geçer. Bunu Laftaz'ıyla oynayan arkadaşlarım zaten biliyor. Şimdi ah sen bunu devamlı dikeceğim bir de ya. Artık anladık yani bunu. Neyse ki elektro büyücümüz çok iyi bu hesapta. Elektro büyücüye biraz güveniyorum. Az önce çok boş yere verdik. Geride olmasına rağmen flash yoruna vurdu, takıldı. Çarpma gibi bir şey alsaydık keşke ya. Ya oklar ya bir çarpma istiyor hesap. Yani, size hep diyorum arkadaşlar. Destelerde böyle ooo şunu hemen şunu değiştirmeliyim gibi bir şey yapmayın. Ufak değişikliklerde kalın. Yani çok böyle abartılı değişikliklere cidden girmenize gerek yok. Oynayın bir iki el. Bir iki kartı deneyin. Onun yerine onu koyun. Bunun yerine bunu koyun. Bakmışsanız en iyi deste sizin desteniz. Kendi yaptığınız deste olmuş. Bir bakmışsınız 200-300 kupa birden kasmışsınız. Yani bunlar olmayacak şeyler değil. Oynayış zaten bir zamanla kendinizi geliştireceğiniz bir şey. Nasıl? Bilgisayarı ilk aldığınızdaki kullanışınızla şimdiki kullanışınız bir mi? Zamanla bilgisayar kullanmayı nasıl öğreniyorsanız kendi destenizi de o şekilde öğreneceksiniz. Şimdi şuradan atayım ya. İskelet ordusunu beleş gibi atacağım. Çok fazla şey yapmak istemedim oraya. Vermek istemedim. Şimdi elit barbar gelecek. Gelmedi. Defans yapacak. Yapsın. Ya oyunun bu dakikaları bizim için rahat dakikalar olur. Laf tadımızda. Şimdi benim ufak çaplı değişikliklerim olacak tabii ki. Bunu en başından söyledim. Bu arada şu an çok sağlam gidiyorum rakibin üstüne. Yani oraya bir roket moket atması lazımdı. Yoksa hiçbir şekilde kurtuluşu yok yani. Şu anda da hala bum patçat taktiğimle her taraftan gidiyorum. 3 olmayacak, zaman yetmeyecek ama deste çok güzel oldu. 3000 kupa için güzel deste. Bakın ben bir maç daha yapacağım. Bir iki asker değiştiresim var. Sizlere de söylediğim gibi şöyle yapalım bakın. Okları çok iyi değil. İki tane seviye. Çarpma almak istiyorum arkadaşlar okçular yerine. İki çarpma hem çok güzel oluyor. Elektro büyücünün de biliyorsunuz çarpma özelliği var. İlk geldiğinde iki çarpmayı kullandığınız zaman direktmen mesela bir minyon türüsünü çok rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Mezar taşı falan gelişirse bu desteyle 4000'e çıkar. Ben size söyleyeyim. Destesi güzel. Kartları güzel. Madenci 2 olur. Şimdi dev. Dev. Ah dev. Ah dev. Arkadaşlar 3000 kupada gerçekten böyle 8. seviye 9. seviye adam çok var mı ya? Bana mı denk geliyor? Yani ben cidden çok şaşırdım. Müthiş şaşırdım şu anda. Elektroyu biraz boşa attık. Oyun başı böyle bir afallıyoruz ya. Maalesef arkadaşlar destenin getirisi bu oluyor. Ama adamın da askerleri çok yüksek ya. Destantıları 5, sıradanları 8, enderleri 8. Bakalım oyunun sonunda ne derler ona? Etkiler şeyler. Ak göt kara göt meydana çıkacak derler. Ya onun gibi bir şey olacak. Oyunun sonunda belli olacak bazı şeyler. Şimdi laf tadısıyla attı. Konuşamadım. Niye attı ki onu? Bende daha iskelet çok. Atsın. Şimdi. Bakın şöyle bir şey yapacağız. Şimdi minyonları attım. Şuraya bir çarpma koyacağım. Elektro demişim. Oradaki şeyimi kaybetmek istemedim, laf tadımı. Şimdi madenci ile şuradan tersten bir kontraya çıkacağız. Yoksa cadı bize çok sıkıntı yaratacak. Yaratır da yani. Evet, gördüğünüz gibi güzel bir atak oldu. İskelet ordusu varmış onun da. Olsun. Aldık mı orayı? Yok.
Adam da bayağı valla iyiymiş yani ya. Rakipler bu seviyede ben hep böyle şey düşünüyorum. 6. seviye, 7. seviyende düşünüyorum. Desteği de ona göre yaptım. Bilsem böyle en yüksek kartları seçerdim. Bu ne abi? Ama yine de dediğim gibi arkadaşlar yani adam zaten bu seviye askerlerle buraya kadar çıkıyorsa bilin ki kötü bir oyunculuk yani. Biraz daha gel be. Geldin mi? Çok güzel oldu. Bak 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 bak. Yapılan bütün hataları yaptı adam. Ölmüş deve öfke attı. Alev topunu bekletmedi, hızlı attı. Yani bu maçı kaybedecektin sen işte. Yani bu yaptığın hataların geri dönüşü maalesef yok. Maalesef yok değil yani. İyi ki yok. Şimdi bakın elektro büyücüyü yine buraya alacağım. Cehennem ejderhasının antisi olarak çıktı ya bu kart. Vallahi elektro büyücü var ya cehennem ejderhasının antisi olarak çıktı. Şimdi güzel bir kontraya çıkacak olsak da zaman yetmeyecek. Gördüğünüz gibi ikinci maçı da güzel bir şekilde kazandık. Arkadaşlar deste çok güzel. Oynadıkça oturuyor elinde. Elektro büyücü de gerçekten bu kadar yakışır mı dedim ama yakıştı vallahi ya. Güzel oldu. Karizmatik kart oldu. Bunu geliştiremiyoruz değil mi? Ben bir de bir şeylere daha bakacağım. Seviyesi yüksek kartlardan elimde olan hangisi var ona bakacağım. Tombuk varmış ya. Tombuk alayım ya. Ha, daha iyi olur. Vallahi tombuk aldım. Hadi bakalım. Bir savaş daha yapalım. Tombuğu görmedim ama dette de çok efsanevi olmadı mı? Laftalısı, madenci, tombuk, elektro büyücü. İyi ya yok 4 tane varmış. İyi ya dediğime bak. Yani bu desteyle 4000 kupaya çıkarsınız ama üstünü göremezsiniz. Çünkü bu deste gelişmez arkadaşlar. Bu kadar desteği nasıl geliştirecek? Bu kadar efsaneviyi. 5 yapmak için yani milyarlar lazım, milyarlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım ya. Tombuk aldık, boşuna mı aldık? Şöyle ufak bir atak yapalım, minyonlarla yapalım. Bakalım oku falan var mı? Keşke elektro büyücü atsaydım. Yem ettik orayı. Şöyle madencili ufak atağımızı tazeleyelim. Hazır onlara vuruyorken. Oo, oduncu da beleş gibi atıyor vallahi. Gelsin. Ah, bir şey atmayacağım ya. Bekleyeceğim. Bakalım. Son bir dakika kala dediğim gibi deste daha çok iş yapacak. Ya bunu hepiniz artık gördünüz daha açıkçası. Gel. Gel oğlum. Şöyle bir şey yapacağım. En fazla bir tane buldum. Dediğim anda iki tane buldum. Çok ilginç. Ya oho sen oraya niye vuruyorsun abisi? Çok ilginç ya. Neyse cehennem kulesi çok işe yaramaz. Bidim askerler biraz çöp. Oo elektro büyücüsü varmış. Ben yeni mi gördüm çıktım az önce. Çıktı ya değil mi? Çıktı mı? Kafam karıştı lan. Mezar taşımı benim yanıma dikin. Mezar taşımı diktim yine. Tam zamanında dikmişim ben. Gerek kalacak mı diye bakıyorum. Salaklık yaptı kalmadı. Çarpmayı erken atanlara bayılıyorum. 8 iktiri 3 iktiriyle direkt defansladım. Ve hiçbir şey kaybetmedim. Bak çarpması da yok ya redilliğe bak. Git oradan hadi. Ben ne yaptım lan? Tomuk elimde bir tomuğu attım ha. Farkında mısın? Ah Johnny, ah Johnny, ah. Çakmayı beleş gibi atıyorsun Johnny Walker. Yani Johnny Walker. Maçı yine aldık. Bence deste bu arkadaşıma çok yakıştı. Diğer kartlarını da geliştirebileceğini düşünüyorum. Manyunlarım var, dur. Surprise, Evet, güzel bir deste oldu. Bence güzel bir video da oldu. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yarın çok daha güzel bir sandık açılımı gelecek. Dünkü canlı yayını beğendiyseniz onunla ilgili yorumları da bu videonun altına yazarsanız mutlu olurum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Ne olur abone olun. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Bay bay.